üzerine oturarak canına kıymak istedi. Bu şekilde dakikalarca bekleyen ve daha sonra evde acılar içinde kıvranırken bulunan K'ye eş tarafından getirildiği devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hemen ameliyata alındı. Devlet hastanesinde bir süre gözlem altında tutulan K'ye'nin eşini ölmek için böyle bir yönteme başvurduğunu söylediği ileri sürüldü. Daha sonra tıbbi müdahalesi tamamlanan K'ye taburcu edildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Olayla ilgili başlattığı soruşturma mı? Amirim. Ya kırılsaydı, kırılmış zaten. Kırılmamış mı? De fıkra gibi bir intihar girişimi yaşandı. Mey bilir yani. Amca. Evet olabilir. Çünkü ya. evet. Ben <laughs> bugün iyi. Yine... Amcanın dünyada haberi yok yazık. Ya da adam başka bir şey demiyordu. Bahane olarak bunu. Evet otomobil. Haneye gidene kadar da nedir ya? Bu. Dünya tarası. O adam inanır. Yuttuğu sineği öldürmek için zehir içti. Elazığ'ın Gözeli köyünde Aydın Kıyan boğazına karasinek kaçtı. Öksüren çoban durumu köylere anlattı. Bir köylü canlı olabileceğini söyledi. Sineğin ölmesi için çorbana çobana ilaç verdi. Çoban ilacı içtikten sonra zehrinin paslanık oldu. Çobanın yuttuğu tozun tarım ilacı olarak kullanılan çok etkili bir böcek zehri olduğu ortaya çıktı. Çobanın durumu kritik. Abi bir yazdım. Gerçek. Hayır buna gülmeyeceğim. Hayır buna gülmeyeceğim. Buna gülmeyeceğim. Kocam bana yakışmıyor. Fatma Çiçek ben güzel ve alımlıyım ama kocam çirkin ve kültürsüz dedi. Çok hisli bakıyor. Kurasını beğenmeyen ve daha ilerine layık olduğunu söyleyen Fatma Çiçek hisli bakışlarıyla dikkat çekti. Gülmeyin arkadaşlar. Karısının kendisini adam yerine koymadığını ileri sürerek boşanma davası açan inşaat işçisi Mustafa çiçek Fatma beni beğenmiyor. Bana hep başkalarının kocalarını anlatıp öve öve bitiremiyor. Parantez içinde sokakta yürürken herkesin gözü bende kalıyor. Sen yanıma bile yakışmıyorsun diyerek bana hakaret ediyor diye konuştu. What the fuck? <gülüyor> 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 açısı kötü de olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Alımlı yapmıyor. Ararken hamile. Haritada Kütahya'yı ararken hamile kaldı. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu bu işte aha bu işte yalan yani. Aha bu işte yalan abi. <laughs> Genç kız haritada Muhsin'le şehir bulmaca oyunu oynuyorduk. Bana hadi Kütahya'nın yerini bul bakalım dedi. Ben eğilmiş Kütahya yararken birden her şey olup bitti. Allah muhafaza böyle Sinobu aramaya kalksalar. Nerede ya? Kütahya gene ortalarda. Hani az. Karadeniz'e çıktın sıkış çıksa sıçtı. <laughs> Yakalanan Muhsin İpek ise evet şehir bulma oyunu oynadık belki biraz fazla yaklaşmam vallahi ona bir şey yapmadım belki de başkasıyla Erzurum'u ararken hamile kalmıştır diye ifade verdi. Hamile kalınca ortalığı karıştıran cevap ben Muhsin'den başkasıyla bu oyunu oynamadım Muhsin ya beni alır ya da hapishanelerde çürüyerek Hanya'nın Konya'nın nerede olduğunu anlar hep o soru sorup ben artırken meğerse başka şeyler yapıyormuş diye gözyaşı döktü. Yakalanan Musin de o başkalarıyla da bu oyunu oynuyordu. Şikayet hakkı yok dedi. Bir laf vardır ya karıncayı belini incirmeden sikecek. Bak bu olay için gerçekten. Nasıl anlamam? İmkanı yok ya. Nasıl anlamamış olabilirsin abi böyle bir şeyi? Mümkün değil yani. İnanılmaz. İmkansız abi. 4 indir 100 bit yollamış. Aşkım yağmur yağıyordu. Şimşek gel. <laughs> nokta nokta nokta. Kaldım. Bana <gülüyor> 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 Abi öf geç ya. Muhsin İpek ise evet şehir bulma oyunu oynadık. Belki biraz fazla yaklaştım ama vallahi ona bir şey yapmadım. Belki de başkasıyla Erzurum'u ararken hafif Hıyar <laughs> yaptıysam <laughs> <laughs> ya. Burada bir hayvanat bahçesine Almanya'da bir hayvanat bahçesinde kabız olan file 22 paket müsil içirip arkasına geçen bakıcı dev pisliğin altında kalarak can verdi. Oha! Ne? 22 paket. Mi? Bu komik değil oğlum bu, bu dehşet bir, bir haber. Sen fil öldü zannettin <laughs> <değilim>. Allah <laughs> İyi olmuş lan. İyi mi olmuş? Vallahi iyi olmuş. Oğlum hayvana 22 paket müsli içilir mi? Fil diyor ona 22 paket mi hak ediyor? Öyle mi düşünmüş yani? Sen niye arkasında duruyorsun? Evet hayvan büyük. Sen bir tane içiyorsun 90 kilosun. heri 1800 kilo. 20 tane içiyor amına koyayım. Ne yapmış <laughs> ki? işte çıktım. <laughs> İnsan duracağı yeri bilmesi evet. önemli. Aynen. Yapıp hadi. Çok üst. Oğlum bu dalga geçiyorlar artık ya. Bu nedir ya? Neden? ya. E <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu kadar mı? Enteresan. Adam bok yoluna, harbiden bok yoluna gitmiş adam abi. Ciddi ciddi. Adam bok yoluna gitmiş abi. Sonra herkes sarı kapatayı boza boza. Bu da La Casa de Papel değil değil mi? Turuncular falan. Yo, <laughs> bu, bu direkt hapishane. <laughs> Gönlüm benle bile sizli bizli güven.